Sadakallahul azim. Rabbi israhli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Emma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batilu Allah. Femen kana fi kalbihi Allah femu'inuhu fid darin Allah. Femen kana fi kalbihi gayrullah fehasmuhu fid darin Allah. La ilahe illallah huvel hakkul melikul mübin Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, geçen derslerimizde mukaddes ve muazzez Mescid-i Haram ve Beytullah üzerinde, Kâbetullah üzerinde günümüzü, zamanımızı da ilgilendiren mühim hususlarını anlatmaya çalışmıştık. Bugün de yine zamanımızda cereyan eden hadiselerle beraber yine Beyt-i Muazzam'ın, Beytullah'ın sır ve hikmetleri üzerinde biraz daha durmayı uygun buluyoruz. Geçen dersimde de anlatmaya çalıştığım gibi Kâbetullah'ın idarecileri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mensubu bulunduğu Kureyş kabilesi idi. Kabe-i Muazzama'ya onlar bakarlardı, onlar korurlardı. Kabe'nin yöneticileri yani idarecileri Kureyş kabilesiydi. En sonda bildiğiniz gibi Efendimizin öz dedesi bulunan Abdülmuttalip reis idi, başkan idi, hakim idi, amir idi ve Mekke'nin, Kabe'nin reisi bulunuyordu. Dolayısıyla onun mensup olduğu Kureyş kabilesi. Allah-u Teala bu vazifelerinden dolayı, bu makamlarından ve mevkilerinden dolayı onlara hususi bir üstünlük vermişti. Onlara emniyet vermişti. Onlara bol bol kazanç vermişti. Açlık korkusundan onları kurtarmıştı. Her taraftan akın akın insanlar geliyordu. Sayılıyorlardı, seviliyorlardı. Ve bütün Arabistan Yarımadası'nda mevcut olan kabile ve aşiretler içinde en nüfuzlu, en sevilen, en sayılan bir kabile haline gelmişlerdi. Bu da Allah'ın bir lütfuydu. Değil mi ki Kâbetullah'a nezaret ediyorlardı? Değil mi ki Kâbetullah'a riyaset ediyorlardı, hizmet ediyorlardı? Böyle olduğu için Allah-u Teala onlara özel bir yer ve bütün insanlar arasında orada bir hürmet, bir üstünlük vermişti onlara. Bu hususu belirten başlı başına bir sure var Kur'an'da. Temas etmiştim geçen. لِيْلَافِ كُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ayetleriyle belirtilen Kureyş'in Allah tarafından nasıl ikramlara, İhsanlara, üstünlüklere nail olduklarını ifade eden ayetler. لِيْلَافِ كُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ yaz ve kış, çeşit çeşit imkanlar, ticaretler, lütuflar, ihsanlarla Kureyş'e bu ülfeti, bu üstünlüğü, bu ikramı veren Allah-u Teala bu ikramlarından dolayı, bu ikramlarından Allah'ın kendilerine gösterdiği bu lütuflar, ikramlar, ilaflar, itilaflar sebebiyle bu ehemmiyetle üzerinde durulduktan sonra
Arkasından felyabudu rabbe hazel beyt ayetiyle de onlara bir vazife veriliyor. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün müminlere ikaz ediliyor. Elinizde bulunan üstünlükler, faziletler, nimetler, bereketler, ihsanlar, elinizde bulunduğu hususunu dikkat ediniz. Bunlar elinizden çıkmadan, bunlar evinizden uçup gitmeden Allah'ın lütufları, ikramları henüz elinizde, evinizde, çevrenizde, muhitinizde, mahallenizdeyken, memleketinizdeyken felyabudu Allah'a, mutlak Allah'a ibadet ediniz. Allah'a ibadet ediniz demek, yani Allah'a isyan etmeyiniz demek. Allah'a itaat ediniz, Allah'a ibadet ediniz ve ona ortak koşmayınız, ona isyan etmeyiniz. Haramlara, günahlara, şirke, sapıklığa, dalalete girmeyiniz. Mutlak Allah'a ibadet ediniz. Öyle bir Allahu Teala ki, öyle bir Mevla ki, öyle bir Rabbül Alemin ki, ellezî et'amehüm min cu'in, sizi, ki onları, onlara hitaben söylerken bütün ümmeti, müminleri kastediyor, sizi ve onları her türlü açlıktan kurtaran, doyuran ve bu gibi maddi sefaletlerden ve felaketlerden sizi kurtaran Hazreti Allah'tır buyuruyor. Açlık. Cu' kelimesi Arapça açlık manasına geliyor. Bugün bütün dünyayı derin derin düşündüren ve bu yüzden korkunç sapıklıklara kadar yol veren açlık korkusu. Allahu Teala zımnen ve işareten buyurmuş oluyor ki, ey Kâbetullah'a yönelenler, elinizde bu imkan dururken, alınmamışken, doğru dürüst Allah'a ibadet ediniz. Müslüman memleketler biliyorsunuz, 5 vakit namazda Kâbe'yi istikbal ederler. Kâbe'yi istikbal, yani kıblelerine, önlerine alırlar. Ve kıble denilen mukaddes istikameti tayin ederler. Doğrudan doğruya bu beytin, Kâbe'nin ehemmiyeti Allahu Teala'nın verdiği değerden geliyor tabii. Bunu geçen ders anlatmıştım. Dolayısıyla nasıl namazda, dikkatinizi rica edeceğim, çok mühim nokta burası. Nasıl namazda, camide, seccadenin üzerinde kıbleyi arıyorsunuz, Allah'ın nazargahını, Allah'ın çok önem verdiği Beytullah'ı, Kâbe'yi arıyorsunuz ve oraya yönelerek namaz kılıyorsanız, aynen ticaretinizde de, eğitim sisteminizde de, çarşınızda, sokaklarınızda, caddenizde, alışverişinizde, yönetiminizde, idarenizde, her şeyinizde de aynen Allah'ı, onun emirlerini ve hükümlerini aramazsanız sizi açlıkla terbiye ederim buyuruyor. O istikamete sadece namazda yönelmek değildir esas. Namazda nasıl ki kıbleyi Allah'ın ehemmiyet verdiği, emrettiği yönü, yolu buluyorsunuz, namazın dışında kalan bütün harekatınızda da ne iş yapıyorsanız, nerede bulunuyorsanız, neyin üzerinde bulunuyorsanız, her hususta da yine Allah'a itaati arayınız. Caddeniz, çarşınız, sokağınız, mahalleniz, memleketiniz, her şeyiniz Allahu Teala'nın emrine ve hükmüne göre ayarlansın, buna çalışınız. Kâbe'den sadece Kâbe'ye ve Kâbe'nin sahibi, Rabb'ı, Mevlası olan Allah'a sadece namazda yönelmekle kalmayın, bütün hayatınız boyunca aynı Allah'a yönelin buyuruyor. فَلْيَعْبُدُوا. Bunu yapmazsanız, ayrılırsanız,